Arkadaşlar geliyorum. Geldim. Merhabalar arkadaşlar. Sık video yapmaya başladım. Çünkü artık bu iş sorulu cevaplı karşılıklı konuşmaya döndü. Böyle neşeli bir video yapayım. Hem de karşılıklı bazı şeyleri konuşalım diye mevzuya başlıyordum ki acı haber geldi. Acı bir haberimiz çabuk ulaştı bize, Türkiye'ye. Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. O yüzden böyle normal akış içerisinde bir program yapalım. O konuya da ilerleyen dakikalarda bir değinirim rahmetlinin konusuna. Şimdi arkadaşlar önce hepinize selam ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Günlerinizin güzel geçmesini diliyorum. Eğer konunuz normal yaşantınızda evinize ekmek getirirken onun dışında mutlu olduğunuz konu Trabzonspor sah zaten güzel geçtiğini tahmin ediyorum günleriniz. Arkadaşlar bakın. Bu 120-130 tane yaptım. Bakıyorum kaç tane yaptığımı bir yıl içerisinde. Yani beni bu videolardan yeni tanımış olanlar anlamış olmaları lazım. Daha evvel tanıyanlar zaten biliyor olmaları lazım. Ve bu yörenin insanını tanımış olmanız lazım. Biz ironi yapmayı, soruyla cevap vermeyi seven insanlarız arkadaşlar. Ve şunu da tecrübem olarak biliyorum ki mesela ben YouTube kanalı açmaya karar vermişsem bu kanalı da açıyorsam ismini ne koyuyorsam kanalı açana kadar bu kanal benim kanalım. Serdar Bali'nin YouTube kanalı. Ama bu kanal açılıp ortaya konduktan sonra takipçileri olduktan sonra bu kanal artık Serdar Bali'nin kanalından çıkmış seyredenlerin kanalı haline gelmiştir. Bunu ben biliyorum. Dolayısıyla benim dediğim dedik pozisyonu değil. Onu biliyorum arkadaşlar. Bu ortak karşılıklı diyalog halinde yürütecek olduğumuz bir kanal haline gelmiştir. Arkadaşlar yine ezanımız başladı. Aynı saatlerde denk getiriyoruz. Olsun Trabzon'dan ezan seslerinden size YouTube'da şey yapıyorum. Bir tane video yapıyorum. O yüzden bunu biliyorum. Fakat şimdi siz de beni bilmeniz lazım arkadaşlar. Ben en son bir tane yaptım ya başlık atacaksın tabii buna. İşte başlığın da böyle çarpıcı olması lazım ki hani daha çok ilgi çeksin. Ne dedim başlıkta? Ahmet Çakar'la Rıdvan'ı çağıracağım dedim buraya. Ya ben çağıracağım dedim de arkadaşlar onların bu işten haberi var mı? Yok. Ahmet Çakar programında neydi? Meydanda gidip hoptek yapacağım dedi. O söyledi. Rıdvan ne dedi? Kabul ederlerse Trabzon'a maç seyretmeye giderim dedi. Bunlar onlar dediler. Ben onlara cevap olarak söyledim. Ve ironi de yaptım aslında. Bizim büyüklüğümüzü göstermek istedim. Sizin üstünüzden. Sizin de öyle düşündüğünüzü varsayarak. Buyurun davetlimizsiniz gelin. Bu ne demek ki? Biz öyle büyük bir camiayız ki. Gelin kardeşim gelin. Biz herkesi kabul ederiz. Ama kimin ne yaptığını unutmadan. Şimdi Rıdvan için söylüyorsunuz ya. Biraz şöyle düşünün. Onu dedi bunu dedi işte falan Fenerbahçe'yi savunuyor bilmem ne. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Rıdvan hangi takımı tutuyor? Hangi takımda top oynamış? Fenerbahçeli. Neyi savunacaktı yani? Ne diyecekti ya? Fenerbahçe 2011'de şöyle şöyle yaptı. Şu maçta Fenerbahçe lehine verilen penaltı yanlıştı. Böyle mi diyecek? Savunacak tabii kendi takımını ya.
Bundan doğan ne var arkadaşlar yani? Ben nasıl Trabzonspor'u savunuyorsam ki biz biraz objektif oluyoruz. Abdülkerim televizyona çıkıyor, Trabzonspor'la ilgili bir şeyler söylüyor. Ona da bir cevap vereceğim. Abdülkadir'i tanımıyorsunuz. Özünde iyi bir çocuk. Hakikaten iyi bir çocuk. Sinan da öyle. Sinan biraz ortalama olarak Trabzonspor'u hep yanında durmaya çalışan biri. Arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlarımız televizyona çıkarken ne diye çıkıyorlar? Türk futbolunu gel yorumla diye mi çıkıyorlar ya? Öncelikle onlar Fenerbahçeli oldukları için o televizyon programında Fenerbahçe kontenjanını dolduruyorlar. Ve bu TV'lerin genel olarak da televizyonların sahiplerinin birçoğu Fenerbahçeli. Kendisinden çıksın istiyor. Sen şimdi Fenerbahçeli olmuş, Fenerbahçe tandanslı olan bir adamdan futbolu yorumlarken objektif yorumla diye bekler misin? Bekleyemezsin abi, beklenmez. O yüzden benim yaptığım ironiyi anlamadınız, bana bir şeyler söylüyorsunuz. Ha, şimdi ben bu şeyi attığım zaman da bir de Facebook'uma video attım diye tıklıyorum. Oraya tıklayanlar YouTube'a düşüyorlar. Tabi oraya yorum da yapıyorlar. Buraya da yorum yapıyorlar. Videoda. Ve ben de yorumlarımı kapatmadım. Karşılıklı sizin yorumlarınızı okuyup neler istediğinizi göreyim diye. Şimdi ben ne diyorum Trabzonsporlara? Şampiyon 10 puan geçtik. İşte onu 22 puan geçtik, bunu 24 puan geçtik, bunu 17 puan geçtik, ikinciyi 10 puan geçtik falan filan. Gözüken o ki şampiyon olacağız, gün sayıyoruz. Daha bitmedi, bilmiyoruz ama gün sayıyoruz, belli. Ben diyorum ki arkadaşlar, vakur olun, hoşgörün olun, mütevazi olun. Ama mütevaziliğin sınır içerisinde olun. Mütevazilik bazen aptallık oluyor. Aptallık seviyesine getirmeden mütevazi olalım, affedici olalım diye söylüyorum. Kime karşı? Rakiplerimize karşı. Size de söylüyorum. Yani ben size program yapıyorum. Diyelim ki ben şahsiyim olarak bir şey söyledim. Ya siz hoşgörülü niye olmuyorsunuz bana karşı? Yani bazılarınız, herkes değil. %90'ınız hoşgörülü. Bir fikirdir. Fikrin karşılığında karşılık diyalogumuz var. Karşılığında siz de yorum yapıyorsunuz. Mesela yorumlarınız %90'ı siz de biliyorsunuz, okuyorsunuz ki abi ne yapalım? Bunlar gelmemesi lazım. Bu şehirde içeri girmemesi lazım. Ama biz büyüğüz, hoşgörülüz. Gelsinler kardeşim. Biz misafirperveriz. Bazılarınız diyor ki yapma abi ya. Bunların yüzünden biz şehit verdik. Bunların yüzünden değil yani. O camialar için şehit verdik. Bilmem ne ettik. Ne işi var şehirde falan içeride. Tamam, bu da bir görüş. Yapma abi, çağırmasan iyi olur. Bazısı da bana şeyde, dün akşam bir böyle uzun bir yazıştık arkadaştan beraber, burada da takip ediyormuş beni. Ondan ben sonra hatırladım, daha evvelden de kapışmıştık. Sonra da onu anladım. İstanbul'da bir derneğimiz var, giriyorlar o derneğe. Kim olduklarını bilmiyoruz, hemşerimiz de giriyorlar. Orada insanlar kendi aile içerisinde hareket ediyorlar. O hareketi bana yazıyor. Orada da gördüm sizi. Siz zaten efsane değilsiniz. Ya güzelim ya. Sen efsane desen ne olur, bize demesen ne olur. Bu işi tarih yazıyor. Atatürk'ü silebilir misiniz bu cumhuriyeti kuran kişi olarak? Üstüne ne kadar oynarsanız oynayın, o Atatürk'tür. Çünkü ilk o başlamıştır bu işi. Bu cumhuriyeti kurmuştur. Trabzonspor şampiyon olmuşsa da o kadroda hangi resimi koyarsanız bize çarpacaksınız. İsmine ne koyarsanız koyun. Ya niye affedici olmuyorsunuz? Niye hoşgörülü olmuyorsunuz? Tekil şahıslı bana yorum yapmayın kardeşim. En çok kızdığım şey o. Çok az bile olsa ya sen ne diyorsun kardeşim? Sen kimsin bunu buraya çağırıyorsun? Oğlum ben onu bu Trabzon'a çağırırım, buna da kimse engel olamaz. Bir şeyimize güveniyoruz da bunu çağırıyoruz herhalde, değil mi? Yani senin öyle şeyine giderlik olmuyor. Ama bana ya abi yapma ya. Yani belki hoşgörülü davranıyorsun, güzel şeyler yapıyorsun ama bak
bu takım şu 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 senelerde şu 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 davranışlardan dolayı çok şehit verdik. Bize göre şehit tabii. Çok güzel bir... Böyle düşünmesen daha iyi olmaz mı abi? Tabii ki ya. Ben ille de onlar gelecek diye demedim ki. Ben onlara bu şehirdeki insanın büyüklüğünü göstermek istedim. Çok önemli değil. Ama bana tekil şahıs olarak yorum yapmayın. Bana giderli yorum yapmayın. Arkadaşlar, ben sizin abinizim. Sizin iyi kötülüğünüzü düşünmem. Ayrıca da yapmayın ha. Ben de Trabzonluyum yani. Size anlattım da. Anlattım, bir de anlatayım. Rahmetli Sabahattin Çakıroğlu, Allah rahmet eylesin. Engin Kara, Allah rahmet eylesin. Marmaris'te oturuyorlar. Muhabbet ediyorlar. İşte yanında oflu arkadaşları var falan filan. Sabahattin Çakıroğlu demiş ki, ya oğlum buralarda kabadayılık yapmak kolay. Geldi ofta kabadayılık yap bakalım demiş. Her taraf oflu. Kime kabadayılık yapacaksın? Ya bana yapmayın abi. Ben de Trabzonluyum kardeşim. Yapmayın. Güzel arkadaşlar. Bunu size söyledim. Anlattım. Yorumlarınızı okuyorum. Güzel şeyler de söylüyorsunuz. Benim yaptığım ironilere. Alışın ya. Bak işte şampiyonluğu çocuktan geldik. Anlattık size. Bunlar bizim yörelerimizin, bir de bizim kendi şeyimiz. Neyse. Şimdi normale dönelim. Şöyle mevzuya girelim. Arkadaşlar ben not etmişim. Şimdi Ahmet Çalık bir trafik kazası geçirmiş, rahmete gitmiş. Allah rahmet eylesin. Konya Spor camiasına ve Türk spor kamuoyuna Allah sabırlar versin diliyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarırız. Ben de aynısını yaptım, size anlattım. Ankara'ya küçük küçük kuyuya giderken Ankara yolunda takla attım. Uyudum. Yorgun yorgun yola çıktım. Bu trafik, kendini önlemini almak lazım. Ankara, hani bir tabir vardır Ankara'da, öyle derler. Git gel Konya 6 saat. Şimdi artık trenler de var. Yani bu kadar kendimizi yormamıza gerek yok. Sonra çok büyük paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Çok büyük. Yani biz değil tabii. Futbolcular çok büyük para kazanıyorlar arkadaşlar. Bence şöyle yapmaları lazım. Ya İstanbul'da bakarsınız işte devamlı televizyonları seyrediyorsunuz ya, bir gece kulübünde bilmem ne bilmem nesinden 5 trilyonluk arabasından geldi valeye verdi. 3 trilyonluk arabasından geldi valeye verdi. Niye abi? Ya gideceğin kilometre, yapacağın hız belli. Bu paraları, bu arabaları niye bu kadar fazla veriyorsunuz? Futbolcu arkadaşlarım beni dinleyin ya. Ya alın bir tane minibüs, karavan, içerisini düzeltin. Alın da bir tane şoför, el ayağı düzgün. Tamam mı? Senin işlerini görecek. Nereye giderseniz gidin, vallahi maliyetiniz 1 trilyonu bulmaz. Bu son zamanlarda sen 5 trilyonluk, 10 trilyonluk arabaya biliyorsun ya, ondan daha büyük havan olur. Gittiğin yere gidersin, yanaşırsın. Kapıyı açar şoför, kapıyı açar uzaktan kumandayla açılır kapılar ya, inersin aşağıya, şoföre dersin oğlum bir saat sonra gel, ben buradayım dersin. Bir de park sorunu uğraşmazsın, vale sorunu uğraşmazsın. 5 trilyonluk 10 trilyonluk araba oradaki bir valeye verilir mi? Şimdi gidiyorsun geliyorsun, güzel kardeşim benim Ahmetciğim ya, al kendine bir şoför de, belki uykusuzsun. Ha şoför alırsan o kaza yapmaz mı? Allah'ın dediği oluyor ama böyle bir sıkıntı oluyor işte. Bakın ne güzel genç yaşta şampiyonla oynayan, kovalayan güzel bir takımın stoperisin. Galatasaray'da oynarken oraya geldin, orada tutturdun, götürdün. Çok acı bir şey. Arkadaşlar genç yaşta. Ölüm Allah'ın emri. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama dikkat etmek, önlemlerini almak lazım. Kader kader deyip de sadece kadere sınıp da çık o zaman, kaderinde bugün ölmek yoksa at kendini 10 katlı apartmandan aşağı, öldüm. Niye oldu? Kaderimde ölmek varmış. Ya sen atlamasan kaderinde ölmek olur mu? Oradan aşağı atladın. Arkadaşlar yani o yüzden çok çok üzgünüz. Yani böyle neşeli bir şey anlatmak istemiyorum. Buradan yola çıkarak arkadaşlar, şimdi benim attığım başlıklara şey etmeyin. Biz bir cami olarak çok şehit verdik. Ne uğruna verdik? Ne uğruna verdik? Yaptığımız nedir? Spor. Spor yapıyoruz ya. Yarışıyoruz, biri şampiyon olacak. Ahmet Ağoğlu ne dedi? Eskişehir'den bir 400 bin euro alacağımız var ya, başkanı hani dedi ki ya müsaade ederse şey yaparız dedi. Kim kime müsaade etmez ki?
Eder ama. Ahmet Ağa ne dedi? Ben o sene dedi şehit verdim dedi. Onlara nasıl anlatacağım bu işi dedi. İşte ben davet ettim ya. Siz de bana söylüyorsunuz ya. Ben de onu söylemem gerekir. Ama ben mütevazilik yapıyorum. Ne yapıyorum? Büyüklüğünü gösteriyorum Trabzonspor'un. Ahmet Ağa'nın tercihi öyleydi. Güzel bir cevap verdi. Onun da yanındayız. Arkasındayız. Bugün yaptığına bakmayacaksın. Bugün yaptığın 10 sene sonra karşına gelir arkadaşlar. Ama şimdi niye şehit veriyoruz ona bakmamız lazım arkadaşlar. Yaptığımız spor doğru. Doğru. Ama niye bu kadar azıyoruz biz biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim yaptığımız spor Trabzonspor'un şampiyonluğu sadece bir şampiyonluk değil arkadaşlar. Yani. Biz kimlere karşı geliyoruz? Kimleri yeniyoruz? Onu biliyoruz biz. Biz akşamleyin evimize gittiğimizin ulusal denilen şeyleri açtığımız zaman ulusal olmadığını, taraf olduğunu görüyoruz. Ve Trabzon olarak böyle yüz ölçüm olarak küçük, nüfus olarak küçük ama Türkiye'ye dağılmış bir şeyin peşinde koşan ve o fikrin, o şeyin yandaşları olmuş Türkiye'de onları temsil ediyoruz. Ama ulusal değiller. Ulusal olmadıklarını görünce gazetesinden televizyonuna kadar bizim yaptığımız sporu geçiyor. Bir ispata geçiyor. Ve biz kendimizi ispat ederiz. Yedirmeyiz. Bu camiayı tutanlar bizi kimsenin yiyemeyeceğini iyi bilirler. Bizim tipimiz nasıl biliyor musunuz arkadaş? Yine anlatmıştım, bir de anlatıyorum. Temel idamla yargılanıyor. Hakimin karşısında hakim diyor ki ne istiyorsun diyor. Şahit Dursun'u gösteriyor. O mevzuyu biliyor diyor. Ona sorun diyor. Hakim bey diyor. Hakim Dursun'u çağırıyor. Diyor ki Dursun'a, Dursun bey diyor, bunu tanımıyor musunuz diyor. Temeli gösteriyor. Dursun bakıyor bakıyor, durumda kritik, diyor ki tanımayırım hakim bey diyor. İyi bakın diyor, tanımayırım hakim bey diyor. Temel dönüyor Dursun'a, la tanımayır mısınız beni diyor. Dursun diyor ki tanımayırım. Lan sen beni tanımaysan ben seni hiç tanımayırım diyor. Adam idam edilecek. Bizim yöre böyle. Biz yedirmeyiz kendimizi arkadaşlar. Mücadelemizi yaparız. Ben de onu biliyorum. Ama hoşgörülü davranmamız gerektiğini de söylüyorum. Yaptığımız spor ama bizimki spor değil arkadaşlar. Şimdi sorulu cevaplı gidelim. Yorumunuzda birinde dediniz ki abi çok güzel bir görüntü var. Sağ tarafında Türk bayrağı var ama sol tarafında niye Trabzonspor bayrağı yok? Olmaz. Hayatım, burası Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü odası. Ve ben her takımın müdürüyüm. Trabzonsporluyum ama yaptığım görev her takımın işlerini gören bir görev. Burada sağıma soluma Türkiye Futbol Federasyonu'nun odasında bayrak koyamam. Arkama Bordo Mavi'yi koyuyorum, Hopaspor'u koyuyorum, Sebat'ı koyuyorum, Gürosu'nu koyuyorum, Ordu'yu koyuyorum, bölgemi koyuyorum ama onu koyamam arkadaşlar. Ona bir cevap vereyim. İkincisi, biraz da kendimizden gidelim arkadaşlar. Ben size ne demiştim? Karagümrük'ten oynadığımız zaman, Karagümrük verdiği mücadeleden sonra, Antalya ile oynadıktan sonra, Antalya Spor'un verdiği mücadeleden sonra, dedim ki arkadaşlar bu takımları takip edin. Vücutta bir öd vardır. Bu ödü kullandığın zaman ondan sonra bu kendini toparlamak biraz zor olur. Epey bir zayiat verir vücut. Bu ödü kullanmanın da bazı yolları vardır. Bizden sonra ne yaptı Karagümrük'ten Antalya Spor arkadaşlar? Toparlayamıyorlar. Şimdi 10 puan 20 puan fark falan var ya, şimdi o kadar artık şey olmayabilir bize karşı. Ama şimdi de aşağısı çok karışık. Maçlar mutlaka ve mutlaka çok şeye geçecektir. Bakın, bir size söylediğim ve doğru çıkan şeyi söyleyeyim. Bu arada unutmadan, not etmedim, nottan devam ediyorum ama unutmadan hemen bir araya gireyim. Giresunspor'un başarısından mutlu oluyoruz ya.
Giresunspor'a çok çok teşekkür ederim Trabzonsporlular olarak arkadaşlar. Tamam, orada bir emeğimiz var. İşte futbolcularımızın bazılarını da oraya veriyoruz. Diabetesti, Flavius'ti, sizin beğenmediğimiz Zekisi'ydi. Şimdi Trotsin'i vermek istiyorlar. Tabii ki vereceğiz. Rize Spor'a vereceğiz. Bu Interland'da bizim faydalanamadığımız ama faydalı olacağını düşündüğümüz futbolcuları herkese vermemiz lazım. Niye Giresunspor'a teşekkür ederim? Giresunspor Trabzonspor'a diyor ki, bak kardeşim, aynı çizginin takımlarıyız. Giresun'da da çok Trabzonsporlu var. Trabzonspor'dan da Giresun'un başarısını çok sevilenler var ama ben formdayım. 2 hafta sonra geliyorum. Beni öyle ufak tefek falan görme. Bak Galatasaray'dı, Fenerbahçe'ydi. Ben geliyorum, ayağını denk al. İşte bu bize güzel bir şey. Sağ olsun Giresun'a. Biz Giresunspor'u sıkıştırılmış herhalde. Pazar, çarşamba veya cumartesi, çarşamba oynayacağız. Giresunspor'a iyi hazırlanmamız gerekir. Bana iyi hazırlan diyor. Beni yeneceksen diyor, adam gibi oynayıp yeneceksin. Beni birinci maçta toparlayamamıştım kendimi diyor. Giresunspor camiasına teşekkür ederim. Başarıların devamını diliyorum bizim maçın dışında. Şimdi hemen sorulu cevap diyelim. Bir tanesi yazmış bana. Abdülkerim kardeşimiz var ya, davet ediyorum onu. Benim takım arkadaşım, sevdiğim arkadaşım. Ben biliyorsunuz laf esirgemem. İyi de anlarım mevzulardan. Televizyonda diyormuş ki, yani mecbur böyle diyecek arkadaşlar ama diyormuş ki, buradan ona söylüyorum. Trabzonspor hakem desteğiyle bu başarıları kazanıyor. Şimdi ona yok kardeşim olur mu öyle şey falan demeyeceğim. Ben diyorum ona ki Abdülkerim, senin demenle bir takım şampiyonluğa gidip başarılı oluyorsa hakem desteği gerekiyor ve onun desteğine gidiyorsa demek ki bundan evvelki sizin başarılarınızı da hakem desteğinden aldınız. Öyle mi? Yani kendinizin bir katkısı olmadı. Hakemler size bastı, bastı, bastı. Destek verdi, şampiyon oldunuz. Ben senin söyleminden bunu anlıyorum arkadaşım. Dostum, güzel kardeşim. Bakın arkadaşlar. Bu lafları, ona da böyle cevabı verdim. Şimdi ben size ne demiştim? Galatasaray, Beşiktaş, Fener'i, Trabzonspor'u anlatırken aylar evvel. Dedim ki arkadaşlar, Trabzon, Fenerbahçe farklı bir camiadır. Parasının var olduğunu söyler ki vardır. Türkiye'nin Real Madrid'i gibi siz yetiştirirsiniz ben alırım der. Yaptığı transferler doğru transferler değil. Bu taraftar bu koş 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 bir takımı koşmasını Fenerbahçe istemez. Klas futbolcuları lazımdır. Bu antrenör de sezon sonunu bitiremez Pereira. Çünkü kafa yapısı olmaz dedi. Bitiremedi. Orada da nokta işi yaptık. Şimdi çize çize gidiyorum. Hatırlıyor musunuz? Biz Antalya Spor'a yenilmiştik. Bir gün sonra Fenerbahçe maç oynayacaktı. İşte Rıdvan'dı, birkaç tane spor yazarı Fenerbahçe'ye ne dedi? Kardeşim dedi, şimdi Fenerbahçe bu maçı alırsa 11'e düşüyor. 12'ye düşüyor. Zaten İstanbul'da oynanacak Fener Trabzon maçını 3 puan sayarsak yine 9'a düşüyor. Dolayısıyla 2010-11 gibi yarış gidecek dedi. Yani oynamamış olduğu maçı kazandı. Daha sonra gelecek Fener Trabzon maçını kazandı İstanbul'da. Puanı 9'a düşürdü. Sonra da arayı kapattı. Ben o zaman ne dedim size arkadaşlar? Arada yine bir bahane. Dedim ki puan farkını siliyorum. 29'a 29. Bugün itibariyle puan farkını sildim. 29'a 29'uz. Sezon sonunda Fenerbahçe yine 10 puan atarız dedi. Geldiğimiz nokta oraya gidiyor. Niye diyorum bunları? Ya ben tecrübelerime güveniyorum. Görüyorum arkadaşlar ya. Görüyorum. Baskılı oynar gibi Fenerbahçe, Beşiktaş baskılı oynar gibi yapıyorlar. Arkaları boş. Çok açık veriyorlar. Onu da dedik. Şimdi geldiğimiz noktada arkadaşlar, biz niye açık vermiyoruz? Çünkü bizim oyun sistemimiz açık vermiyor. Birkaç tane maçta açık verdik. Bir tanesinde Gaziantep maçında Hugo penaltılık pozisyon yarattı. Birkaç tane de Hüseyin bugün
iki maçtır geri pası verirken yanlış yapıyor ve verilen açıklar çoğunda Uğurcan kurtarıyor. Böyle çok arkaya atılan toplarda açık vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü oyun stilimiz böyle. Oyun stilimiz böyle olduğu için kaybetme şansımız çok azalıyor. Bir de arkadaşlar şuraya net ettim. Bazı arkadaşlar bana abi şunlara cevap verir misin demiş yorumda. Bize her yer Trabzon diye bir arkadaş var, ismini de bilmiyorum. Abi diyor peki diyor, şimdi boşluk var ya, senin istediğin Trabzonspor nasıl olmalı? Trabzonspor'da neler yapılmalı? Teknik direktör olsaydın neler yapmak isterdin? Avrupa'da başarılı olmak için ne yapmamız lazım? Altyapı neden bitti? Altyapıda neden futbolcu yetişmiyor? Neden para verip transfer yapıyoruz? Trabzonspor borcu bitmez, artar diyor. Şimdi sevgili arkadaşım, ismini bilmiyorum ama yorumunda bize her yer Trabzon diyorsun. Bunlara cevap vereceğim ama bugünün konusu değil. Birkaç maç sonra rahatlayacağız. Daha rahatlayacağız. Öyle bir hale geleceğiz ki Allah kısmedersin. Biz artık Ahmet Canları ve oynatmadığımız alttaki adamları oynatacağız. Seneye hazırlayacağız. Yani Ahmet, Hugo'ya diyeceğiz ki, Denzil'e diyeceğiz ki, abiler gelin bakalım, bak sizi seyretmiş bu Ahmet Can nasıl oynuyor? İşte kim var bilmiyorum, işte orta sahaya kim girecek? Serkan nasıl oynuyor? İşte toparlayacak mı? Seneye nasıl devam edeceğiz? Elimizdekiler oynatacağız. Çünkü artık bir kaybımız yok. Neticeyi almış olacağız Allah kısmet ederse. Teknik direktörün bunu yapması lazım. Benim hani bir soruya cevap vereyim. Artık Abdullah Avcı'nın belli bir noktadan sonra, yani Galatasaray maçından sonra bu olabilir. Tam bir noktaya geldiğimiz zaman futboldur. Alaya gelmez işi garantiye aldığımızdan sonra senenin işte Salih Kavraz'da bizde midir bilmiyorum, altyapıda kimler varsa bunlara para verip aldık. Bunlar ne yapabilir? Oynayabilirler mi? Oynayamazlar mı? Bu kadro tutabilir miyiz? Tutmamayız mıyız? Tutmamalıyız mı? Veya göndermeli miyiz diye bir organize yapıp geleceğini hazırlaması lazım Trabzonspor'un. Değerli arkadaşlar, bu şeyi tekrar size yapabilirim. Ama lütfen yorumlarınızda tekil olarak bana şey yapmayın. Yanlışım varsa da ya abi yapma ya, böyle olmaz. Şunu şöyle deseydin deyin. Bana gider yapmayın arkadaşlar. Ben de Trabzonluyum. Trabzonlu Trabzonlu'ya gider yapamaz. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Saat 1. Salı günü atacağım, bakalım kaçta elinize ulaşacak. Tekrar görüşmek üzere. Bir kez daha rahmet diliyorum Konya Sporlu Ahmet Çalık'a, Türk futboluna ve Konya Spor'a. Allah sıralı ölüm versin. Vakti geldiği zaman ölüm versin. Genç ölümler insana daha çok üzüyor. Allah'a ısmarladık.